Coşkun Bey, buyurun. Evet. Şimdi yaygın bir söz var. Gecikmiş adalet, adalet değil. Türkiye'de davalar çok uzun sürüyor. Hepimizin başında, hepimizin evet. adliyeyle, hukukla işi oluyor. Şimdi aydın bu açıdan bakıldığında iş yoğunluğu bakımından, yani Türkiye şartlarıyla veya adaletin kendi şartlarıyla kıyaslarsak ne durumda? Bu konuda bir bilgi var mı? Değil. Mahkeme mahkeme değişir bu adaletin hızlı mı geç mi verildiği. Biraz o dava o mahkemeye bakan hakimle ilgilidir en çok. Elbette tarafların davayı uzatabilmesi de söz konusu. Ancak bu iş şimdi çözümü hakimin çabasından, bilgisinden, emeğinden ve fedakarlığından geçer. İl olarak bakarsak buna doğru bir şekilde cevaplayamayız. İş yoğunluğu fazla mı? O açıdan İş yoğunluğu gayetten fazla bir vilayettir. Aynen. İlçeleri de öyle. Örneğin Kuşadası ilçesi il adliyesi büyüklüğünde bir iş hacmine sahiptir. Şimdi bu işin içerisinde son derece fedakarca çalışan hakimlerimiz ve savcılarımız da var. Ne yazık ki bunun tam aksine hareket edenler de var. Ben kişilerle bizim işimiz yok. Ama Kuşadası'nda bunu yaşadık somut olarak elbette ifade etmek isterim. Bakanımıza da ifade ettim. Orada atanan bir hakimin bir yıl boyunca izin alarak, rapor alarak gelmemesi, oradaki halkın adalete olan erişimini bir yıl boyunca yok etti. Erteledi demiyorum. Bu benim çok önem verdiğim bir konudur. Avukat olarak, baro başkanı olarak, yargının bir içerisinde bir insan olarak ve bir vatandaş olarak da bir dörtlük vardır, siz de bilirsiniz. Devletin kuruluşuyla ilgili ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmeli diye. Evet, devlet de az önce de söylediğim gibi adaletle kaimdir. Geciktirmeyeceksiniz ve en sağlıklı bir şekilde vereceksiniz.